Kaplangözü, Kobra 06 konuşuyor. Kuzey Irak sınırını geçtim. 4. noktaya yaklaşıyoruz. İlk temasta hedefi vurmak için onay istiyorum. Anlaşıldı Kobra 06. Beklemede kalın. Kaplangözü de onay bekliyor. Biraz daha beklersek başka seçeneğimiz kalmayacak. Burada o dönüşü yapamam. Anlaşıldı Kobra 06. Onay için bekleyin. Komutanım iyi misiniz? Ne oldu komutanım? Ne olmuş olabilir? Bağlantının koptuğunu fark edemiyor musun? Aviyonik sistemlerinin $1 milyar bütçe istemesini biliyorsunuz. Bağlantı kontrol etmek aklınıza gelmiyor mu? Bağlantı kablosu yerinden çıkmış. 2 kez kontrol etmiştim komutanım. Bir daha bizden bir prototipi test etmemizi istediğinizde yerden 150 metre yükseklikte olmam gerekirken yönlendirici jiroskop pırıldak gibi dönmezse iyi olur. Çok özür dilerim komutanım. Tamam Doğan. Araştıracağım bunu komutanım, merak etmeyin. Tamam, gidebilirsin. Bu adam kim? Haydi bakalım saksı zamanı. Bu adam kim? Sallaması bedava. Korkmayın, herkes şansını deneyebilir. Tutturamazsanız kovulmayacaksınız. Benden size garanti. Hadi bakalım gelsin saksı zamanı. Kim bu adam? Hadi kim? Ahmet Sami Açıkgöz. Bu adam. Bankerler furyasının yaşandığı dönemde milletin parasını dolandırıp yurt dışına kaçan üçkağıtçı mı bu adam yani? Öyle mi gözüküyor oradan? Bakayım şöyle bir. Ay. Öyle bakayım. Vallahi bana öyle gelmedi. Şöyle alalım sizi kapının dışına. Hocam, Nusret Barın bu. Eski bir aktör. Öldü. İyi ama biz neden ölen bir aktörü konuşuyoruz ki? 26. Eskişehir merkez, mi? Merkez. Eskişehir merkez. Bravo. Nusret Barın. Meşhur Oz Büyücüsü filminin ülkemizde çekilen adaptasyonunda Teneke Adam rolünü oynayacaktı. 1938 yılı. Oynadı da sadece bir günlüğüne. Günün sonunda akciğerleri söndü. Neredeyse ölüyordu. Teneke Adam adı üstünde. Alüminyum Adam. Alüminyum tozuna karşı alerjisi olduğu tanısı kondu. Şimdi asıl soru neden ölüyordu? Az önce alerjisi vardı demediniz mi hocam? Ne dedim? Az önce alerjisi var demediniz mi? Öyle mi dedim? Ne dedim? Alerjisi var dedim, öyle mi? Kulaklar nasıl işitiyor senin acaba? İyi hocam. Alerji tanısı kondu dedim galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Peki neyse. Şimdi hastanemizde bugünlerde ilginç hasta kıtlığı var. O yüzden biz hep beraber 1938 yılına gideceğiz. Nusret Barın'a ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Ne oldu Nusret Barın'a? Çok kaybedecek bir şey yok Nusret Barın'ın. Zaten ölü. Daha fazla ölü olacak hali yok değil mi? Ama sizin azıcık kaybedecek bir şeyleriniz var sanki. Ateş hocam. Evet. Rahat yok işte böyle. Peki döndüğümde herkesten 7 tane alternatif tanı istiyorum. Üç kişilik bütçem var, hatırlatayım. 3 kişilik bütçem var diye 3 kişiyi mi işe almak zorundayım? Evet, aynen öyle. Sen o işi bana bırak hocam. Tamam mı? Azıcık matematik. Maaşları %10 azalttım. Önümüzdeki birkaç hafta içinde 27 kişiyi ayıklayacağım. Böylelikle 3 yılın sonunda tabii gelmiş olacağız. Ateş, içeride 40 kişi var. Yok artık, ne 40 kişisi var? 40 kişi mi? Bilmiyorum, herhalde özgeçmişleri tam olarak sayamadım. Olabilir mi? İyi, tamam. 8. sıra, dışarı kovuldunuz. Ateş, bu yaptığın ne kadar aptalca bir şey. Yani bu kadar insanı idare edemezsin ve keyfine göre böyle elemeye devam mı edeceksin? Ne var? Niye aptalca? Neden aptalca? İşte sen başımda boza pişiriyorsun. Ne yapayım? Al işte, ben de 40 kişi fazla dedin. Azaltıyorum bak, yavaş yavaş. Merak etme. İşte ben de. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Ha? Tamam. Var mı? Başka bir sıkıntı? Bir saniye. Şimdi patronum çok aptalca hareket ettiğim, keyfi davrandığımı söylüyor da. 8. sıra geri. Kovulmadınız. Geri. Evet. Geçebiliriz yerlerimize. Evet. 7. sıra kovuldunuz. 7. sıra dışarı. Bir yanlışlık oldu, kusura bakmayın. Alalım sizi dışarı. Oldu mu? Ha? Tamam. Muhabbetine doyum olmuyor. Ama benim gitmem gerekiyor, kusura bakmayın. Esrarengiz bir ziyaretçim gelmiş, ofiste beni bekliyor. Fokker D21. Özgeçmiş mi? Kapandı. Başvurular kapandı. Geçmiş olsun. Bir dahaki bahara artık. Özgeçmiş değil. Kimi vurmam gerekiyor? Hı? Diğer yarısını da iş bittikten sonra mı alacağım? Hastane masrafları için. Hastalığımı bulmanızı istiyorum. Sigorta diye bir şey var. Duymadın mı? Ama nakit para getirmişsin. Demek ki bir şey saklıyorsun. Hava Kuvvetleri'nde yüzbaşıyım. Özel bir birimdeyim. Hava Kuvvetleri seçilmiş bir grup pilotu Amerika'ya, NASA'ya uzay programı için eğitime gönderecek. Ben de adaylar arasındayım. Ne güzel. Bravo. Gözlerimde ve kulaklarımda bir problem var. Eğer düzeltilebilecek bir şeyse Hava Kuvvetleri bunu bedavaya yapar, paran cebinde kalır. Yok, eğer önemsiz bir şeyse zaten dert yok. Yerimi almaya hazır, tedavi edilmesi gerekmeyen yüzlerce aday var. Bunu gizli yollardan yapmam lazım. Araştırdım. Siz en iyisisiniz. Kuralları çiğniyorsunuz. Kendinizden başka kimseyi umursamıyorsunuz. Peki. Diyelim oldu. Dediğin gibi. Ne olacak? Sen uzaya gideceksin. Hastane bir tomar para kazanacak. Ben ne olacağım? Beni de götürür müsün uzaya? Bir uçuş simülatöründe kaza yaptım. Çünkü bir anda sesler gelmeye başladı. Sesler duymaya başladım. Gözlerimle duymaya başladım. Hocam alüminyum bozulduğu için şeyler soruluyor. Alüminyumu, evet, sevgili saygıdeğer Nusret Barın için bir alkış. Kendisinin toprağı bol olsun, onu uğurluyoruz. Şimdi yepyeni bir hastamız var, taptaze, sıcacık, 30 yaşında sinestezi hastası. Yalnız yeni kurallar, kağıt kalem yok, not almak yok. Kaldırın bakalım kağıdı kalemi. Laboratuvar raporlarım var, yok ediyorsunuz, yırtıyorsunuz, atıyorsunuz. Röntgen mi var, eritiyorsunuz yakıp. Şimdi bu dakikadan sonra bizi ilgilendiren, odaklanacağımız tek şey hastamız. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Bu odanın dışındaki herkes Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın sarı çizmelerinin peşinde. Altın suyuna mı batırılmış? Neyse, çok değerli. Herkes çizmeleri ele geçirmeye çalışıyor. O yüzden herkes çok dikkatli olacak. Var mı sorusu olan? Bilecik. Mehmet Ağa'nın sarı çizmelerini mi koruyacağız hocam? Metafor. Alış buna. Başka sorusu olan var mı? Bilecik. Hocam ismini bile söylemeyecek misiniz bize? Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Ne, bir şey mi zannediyorsun? İsmiyle hastalığı arasında bir bağlan, sarılık falan mı diye şey yapacağız. Tamam o zaman. Yok değil mi başka soru? Evet, huzurlarınızda Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Dikkat! Buyursunlar. Kendisini podyuma alıyoruz. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Peki, hepimizin rakamı var değil mi? O yüzden ne yapalım? Alfabetik sırayla başlayalım. Amasya, Artvin, Burdur. Hanginiz hocam? Fark etmez, ikiniz de aynısınız. Bu sinestezi durum yeni mi ortaya çıktı? Evet. Peki daha önce buna benzer bulgular ya da psikiyatrik bir sorununuz oldu mu hiç? Hayır. Reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz? Hayır. Verdiğiniz cevaplara ne kadar güvenebiliriz? Aa, ayıp oluyor ama. Kırklareli, lütfen. Ne ima etmeye çalışıyorsun? Sence koskoca Nusret Barın'dan bir ayyaş, bir hap müptelası için vazgeçer miydim? Hocam peki sizin cevaplarınıza güvenebilir miyiz? Bilmem. Ama sonuçta birine güvenmen gerekiyor, öyle değil mi? Hayır. Son zamanlarda yakınlarınızda hastalanan biri oldu mu? Aileden biri, iş arkadaşı filan. Hayır, yani bildiğim kadarıyla yok. Gitti. İki seçenek de çöpe gitti. Geçmiş olsun. Evet, gelsin bakalım başka saksı zamanı. Çalışsın saksılar. Uzun süre 20.000 fit üzerinde uçuş yaptınız mı? Allah Allah. Nereden geldi şimdi aklına bu soru? Bitlis, söyle bakalım. Uçan insanlar uzun süre havada hareketsiz kalırlar, yüksek basınçta. Kalpteki patent foramen ovale gibi bir delik, bacaktaki bir fıhtıyı beyne yollamış olabilir. Alışılagelmişin dışında bir seçenek. Dediğiniz gibi Nusret Barın'dan sıradan bir vaka için vazgeçmezdiniz hocam. Evet. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa aslında bir leylek. Adeta bir leylek. Devamlı uçuyor, vızır vızır. Elit kart sahibi. Gezmeyi çok seven bir gezgin hanımefendi. Koca bir alkış Sarı Çizmeli Mehmet Ağa için. Isparta, Bitlis, Kırklareli hazır. EG, MR, anjiyo. Çabuk. Şimdi herkesin üzerinde bir numara var, bir plaka. Herkes bu plakanın ait olduğu şehirle ilgili etraflıca bir bilgiye sahip olacak. Öyle leblebiydi, karpuzdu, kavundu, armuttu, elmaydı, öyle şeylerle gelmeyeceksiniz. Etraflıca bilgi istiyorum. Tamam? Onlarla ilgili sorular da soracağım size. Hocam, sadece kendi şehirlerimizi mi çalışalım yoksa... beğendiğimiz şehirleri de çalışalım mı? Sen önce kendi şehrini bir araştır, tamam. Sonra diğer şehirlere bakarız. Hüdaven Hatun Türbesi nerede? Bilen var mı? Yok, çok ayıp. Çok ayıp, araştırıyorsunuz. Böyle sorular gelecek. Derinlemesine öğreneceğiz şehirlerimizi. İstanbul, Kars, Erzurum. Hızlı. Evet, sağdan atağa kalktı. İstanbul, Kars, Erzurum. Depara kalktılar. Evet, dışkı kültürü. Kan testi, hızlı. Yalnız bu testleri yaparken ofsayta düşmeyeceğiz. Ofsayt kuralını bilen var mı? Kimler biliyor? Burdur. Gerçekten biliyor muyuz ofsaytı? Yarım yamalak demiyorum. Pasif ofsayt diye sorsam mesela cevap verebilecek misin? Evet, güzel. İnsin o eller. Var protokolü desem cevap yok, değil mi? Kapı orada. Kapı orada. Ona göre. Şimdi, evet. Gümüşhane, Bursa, Çorum, Antalya, Diyarbakır, Kırşehir. Hemen hızlı. Hızlı, hızlı. Lomber fonksiyon. 2 gruba ayrılıyorsunuz. Lomber fonksiyon ve kültürler sizde. Çorum, sen kalıyorsun. Buradasın. Peki offside kuralını bilmeyenler. Bir de onları görelim bakalım. Kırmızı şimşekler çok ayıp. Senden beklemezdim. Şaşlı çörek, yoğurt, ayran mesela. Bunlarla gelmeyeceksiniz bana. Daha derin bilgiler istiyorum şehirlerle alakalı. Evet, Eskişehir, Balıkesir, Adıyaman. Gelin bakalım. Olay yeri inceleme. Gelin bakalım. Evet. Şimdi. Bu Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın adresi. Gizlice oraya giriyorsunuz. Bakalım evinde ne saklıyor. Tamam. Onları bulmamız gerekiyor. Niye açarlar hasteden istemirik? Açarlar istemirik çünkü gizli. Ha? Başa düştün. Yaxşı. Ha, tamam. Evet, olay yeri inceleme. Önemli bir görev. Görevinizin bilincinde olun lütfen. Şimdi 3 deyince olay yeri diyoruz. Gelsin. 1, 2, 3. Olay yeri! Haydi bakalım. Hocam biz ne yapacağız? Bilecik. Sen hepimize bıldırcın kebabı yapacaksın. He? Bilecik. Bıldırcın kebabı. Ne yapıyoruz? Şehirlerimizle ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Bulacağım size de bir şey. Şurada 3 tane açık pozisyon için 30 kişi birbirimizle yarışıyoruz. O bizden arabasını yıkamamızı istiyor, öyle mi? Ben koskoca tıp fakültesini burada araba yıkamak için bitirmedim. Ya arkadaşlar, arabayı yıkamak en fazla yarım saatimizi alır. Abartmaya gerek yok. Ya abartmaya gerek yok. Olumlu düşünelim, değil mi? Şu anda şurada çay ocağının camlarını siliyor da olabilirdin. Ya arkadaşlar, burada küçük düştüğümüzü bir tek ben mi hissediyorum ya? Niye küçük düşüyormuşuz ya? Hayır, niye küçük düşüyormuşuz yani? Bu işi yapan insanlar daha aşağılık insanlar mı? Ha? Bence bu kadar kendimizi önemsemeyelim. Biraz tevazu. Of, neyiz biz ya? Köle miyiz? Buradaki herkes kendi dalında uzman, kendini ispat etmiş insanlar. 11 numara doğru söylüyor. Biz tıp fakültesini bu adam tarafından aşağılanmak için okumadık. Ya bir saat sabrediverin arkadaşlar. Onca yıl okumuşuz, bir saat sabrediverin. Sabrın sonu selamet arkadaşlar. Bakın karşılığında dünyanın en sayılı tanı uzmanlarından biriyle çalışma şansına sahip olacağız. Hayır, olmayacağız. Eğer oluyor olsaydık biz zaten şu an içeride kan alan toksin değerlerine bakanlardan biri olurduk. Arkadaşlar şunu kabul edelim. Bizim buradaki işimiz bitti. Bu adam bize bütün raflarının tozunu aldırıp gömleklerini ütülettirene kadar bizi serbest bırakmayacak. Yok. Benden bu kadar. Ben yokum artık. Biz hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Yok. Ben gidiyorum. Kim geliyor benimle? Saçmalamayın ya. İzmir ne yapıyorsun? Adana. Rahat olun. Sizi biraz yoracağız ama endişelenecek bir test değil, merak etmeyin. Çünkü Ateş Hekimoğlu sizden bunları yapmanızı istedi. Yani? Bu testleri istemesi çok normal. Nasıl tahmin ettin? Gerçekten Çok fazla uçtuğum için olabilir mi? Evet, beyne giden bir pıhtı sebeplerden biri olabilir. Ama yine de emin olmak için bu testlere ihtiyacımız var. Pilot olduğunuzu tahmin ediyorum. Asker misiniz? Yanlış anlamayın ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Yok, ben sadece... Lütfen, bu konuya bir daha girmeyelim. Okey. Arkanıza yaslanın lütfen. Rahat olun. Başlıyoruz. Merhaba. Merhaba. Birine mi bakıyorsunuz? Yani ben aslında arkadaşlarımı arıyorum. Ha. Ateş Hoca'yla çalışıyorsunuz galiba. Evet, onun için buradayız ama görüyorsunuz çok fazla aday var. Evet gerçekten. Orhan Yavuz ben. Memnun oldum. Ben de 15. İsimlerimizi kullanmamız yasak olduğu için Burdur'da diyebilirsiniz. Burdur? Evet. Klasik Ateş yani. 40 yıllık arkadaşıyım, hala şaşırmaya devam edebiliyorum. Yakın arkadaş mısınız? Evet, tabii. Tabii ki. Çok yakın. Hangi bölüm? Nöroloji. Çok güzel. Ben de onkoloji. Memnun oldum. Ben de. Hoca nereye gitmiş olabilir? Çünkü telefonum da yanımda değil, ulaşamıyorum hiç kimseye. Ben arayayım. Zahmet olmasın? Aa, rica ederim. Zahmet ne demek? Bana bak Muzo, bunların ağzından çayı sakın eksik etme. Ağızları boş kalınca... Hocam hepsini içmişler. 2 demlik demlemiştin, hepsini bitirmişler ya. Biz sana en iyisi şöyle büyükçe bir kazanı olan semaver alalım. Alalım hocam, şöyle büyük. He. Açmadı mı? Yok, yani açmadı değil, açamamıştır. Meşgul herhalde. Nereye gitmiş olabilirler? Biliyor musunuz? Yani bilmiyorum ben açıkçası ama yani çok da fazla uzaklaşmış olamazlar. Nihayetinde başlarındaki adam aksak biri. Teşekkür ederim. Ben bir hocaya bakayım. Tamam, tabii. Memnun oldum. Ben. Aksak mı dedim? Niye aksak dedim ki şimdi? Komik miydi bu, şaka mıydı yani? Aksak nedir ya? Bize şaka etmediğine emin miyiz? Belki bu da bir imtihandı. Ona kalsa her şey bir test, her şey bir şaka. Bakın, hoca şu an sadece bizden bunu yapmamızı istiyor, tamam? Hadi, ver elini çekeyim seni yukarı. 97'de sakatlanmıştım. Oraya çıkamam. Sen geliyor musun? Üniversitenin 2 ilini sınır dışı edilme için tekrarlamadım. Neden tekrar ettirdiler? Beden eğitim dersinden mi kaldın? Buradaki üniversiteyle denk olum diye tıp fakültesini 2 yıl tezden okudum. Gel hadi gel. Gel. Eğer açarsanız beni kapıdan alırsınız gençler. Ya da belki de burada beklemek istersin. Sonuçta bu bir yarışma, değil mi? Ne oldu? Fikrimi değiştirdin. Hayır. E niye geldin o zaman? Hiçbir zaman gitmek gibi bir niyetim olmadı ki. Nasıl ya? O zaman yani o İzmir'e, Adana'ya bir sürü insanı... O eziklerin eğlenmesi için öyle yaptım. Hay tamam, yeter bu kadar temizlik. Gidiyoruz. Yetmez canım, daha işim var. Hatta senin de işin var. Bir bez al hadi, yardım et. Arabanın anahtarlarını çaldım. Arabayı yıkamaya götürüyoruz. Hadi. İnsanlar Onları bir kadının dairesine izinsiz girmeleri için gönderdi. Belli ki kişisel mülke saygı gibi bir kuralları yok. Rahat olabiliriz yani. Atla. Kolay gelsin gençler. Yöneticiye yeğenim için endişelendiğimi söyledim. Endişelenmekte de haklıyım tabii. Bir süredir telefonlarıma cevap vermiyordu çünkü. İyi adammış. Eskişehir'de okuyan 2 kızı varmış. Sizi içeri almasam mı acaba? Ha? Ne de olsa bu bir yarışmaydı ha? Merhaba hocam. Girebilir miyiz? Buyursunlar. Evet, buyurun oturun bakalım. Direkt konuya gireceğim. Ekipte bir nöroloğa ihtiyacım var. İkiniz de nöroloji üzerine uzmanlaşmışsınız. Ben organik psikoz üzerine uzmanlaştım hocam. Organik psikoz. Güzel. Şimdi... Bu yüzden size bir vaka vereceğim. Yalnız bu vaka üzerine çalıştığınızı ekipteki diğer arkadaşlar bilmeyecek. Hatta hastanede kimsenin haberi olmayacak bu vaka üzerine çalıştığınızdan. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Güzel. Vakayla alakalı birbirinizle bile konuşmayacaksınız. Birlikte görünmeyeceksiniz. Hastanenin içinde ikiniz aynı odada, aynı anda birlikte bulunmayacaksınız. Şu an aynı odadayız hocam. Çıkmamız mı gerekiyor? Çıkmamız mı gerekiyor? Ben de anlamadım. Güzel soru. Bravo, harika soru. Hayır, çıkmanız gerekmiyor şu an. Neden çıkmanız gerekmiyor? Çünkü ben çağırdım. Ben çağırdığım zaman birlikte aynı odanın içinde bulunabilirsiniz. Bunun dışındaki durumlarda söylediğim geçerli olacak. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Neden bu kadar gizli olmak zorundayız? Evet, neden bu kadar gizliyiz? Güzel, yine güzel bir soru. Neden gizli tutuyoruz? Çünkü söz konusu vaka benim yakınım olan birisiyle alakalı, bir iş arkadaşımla alakalı. Kendisi kötü durumda fakat kötü durumda olduğunu kabullenmek istemiyor. Dolayısıyla siz de anlayışla karşılarsınız ki ben arkadan sanki iş çeviriyormuş gibi görünmek istemiyorum. Hocam... Ben neden hala birlikte görünmememiz gerektiğini anlamadım. Ben de anlayamadım. Çünkü kurallar böyle. Şimdi anladın mı? Kurallar böyle. Benim bir nöroloğa ihtiyacım var. 2 nöroloğa değil. Dolayısıyla şu dakikadan itibaren siz ikiniz rakipsiniz. Sorun yok, anlaştık değil mi? Yok hocam, kabul ediyoruz. Hayır, varsa sorun söyleyin. Şimdi söyle. Yok hocam. Hadi 7 tane daha aday var biliyorsunuz. Hocam hiç sorun yok. Sorun yok. Güzel. O zaman anlaştık. Evet. Vaka üzerine çalışmaya başlayalım. Orhan Yavuz 45 yaşında dul onkolog. Hocam kafeteryada birlikte oturuyordunuz. Bravo. Dikkatli. Orhan Bey için neden bu kadar endişeleniyorsunuz? Neden endişeleniyorum? Konuşurken aşırı heyecanlanıyor, gözleri dalıyor, ellerini ovuşturuyor terlemeye bağlı olarak. Yüzünde kızarıklık, dudaklarda kuruluk, terleme, titreme, ateş, kekeleme. En önemlisi perseverasyonları var. Sık sık evleniyor. Bu bir semptom değil ki. Güzel, bir semptom değil. Evlendikten sonra boşanıyor. Evleniyor, boşanıyor. Evleniyor, boşanıyor. Tekrarlayan bir motif. Daha da kötüsü, boşandığı kadınların malını, mülkünü elinden alacaklarına inanıyor. Hocam şüphecilik başlamış. Ben söyledim. Fark etmez. Çok güzel. Böyle devam. Rakipsiniz. Orhan Yavuz, en yakın arkadaşının yani benim, ona zarar vereceğinden korkuyor. Düşünebiliyor musunuz? En yakın arkadaşının ona zarar vereceğinden bile korkuyor Orhan Yavuz. Arabasını istiyorum misal. Vermiyor arabasını. Arabasına zarar vereceğimden şüpheleniyor. Arabasını bilerek, isteyerek bir duvara çarpacağımı falan düşünüyor. Kahve ikram ediyorum. Almıyor kahveyi, içmiyor. İçine bir şey atacağımdan şüpheleniyor. Düşünebiliyor musunuz en yakın arkadaşını? Yani paranoid düşünceler başkalarının sürekli size zarar vereceğinden şüphelenmenize sebep olur zaten. Güzel. Kıskançlık var mıydı hocam? Oo, olmaz mı kıskançlık? Var. Yani anlattığınız semptomlara bakılırsa primer psikoz olduğundan şüpheleniyorum. Hayır hayır, kesinlikle sifilize bağlı bunama. Frengi. Frengi diyorsun. Anladığım kadarıyla aktif de cinsel hayatı varmış. Vallahi var. Kimse anlayamadı nasıl oluyor ama var. Evet, hepimizi şaşırtıyor. Hocam frengi olsaydı enfeksiyon bulguları olurdu. Hoca söylemedi mi? Ateşi varmış ve titriyormuş. Somatik bulguları çok belirgin. Bu durumda primer psikoz olamaz. Hocam hiç epileptik nöbet geçirdi mi? Primer psikoz hastalarında da epileptik nöbetler görülebilir. Özellikle antipsikotik alıyorsa. Antipsikotik olan klozapin hayvanlarda epilepsi modelleri yaratmak için kullanılır. Hatırlatayım. Çok güzel. Böyle devam. Böyle devam. Şimdi kalkıyoruz. Hadi bakalım olay yerine tanılarımızı kanıtlayacağız. Bravo. Güzel. Böyle. Isırıyorsunuz. Tartışmaya devam. Hadi. Hadi göreyim sizi. Bak sen hep aynı şeyi. Sen hep aynı şeyi. Benim sen beni tanımamışamadın. Ben sebebini anlamadım. Hayır. Evet. Orhan hocam. Merhaba. Merhaba. Bulabildiniz mi? Neyi bulabildin mi? Ateş Hoca'yı. Ha, evet. evet bulduk. Hı-hı. Memnun oldum. Sevindim. Ben de çok sevindim. Karşılaştığımıza da sevindim tekrar. Ben de karşılaştığımıza sevindim. Hatta boş zamanınız olursa belki daha uzun konuşuruz. Ne dersiniz? Çok iyi olur derim. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Ellerini ovuşturuyor. Demek ki hareketlerini kontrol edemiyor. Sesi titredi ve gözü seyirdi. Dudaklarını yaladı. Kesin ağız kuruluğu var. Bağlamdan kopuk kopuk sorular sordu. Ya hocaya gerçekten takıntılı ya da belleği ara ara kısa devre yapıyor. Kesinlikle primer psikoz hastası. Evet. Ne kadar sürecek? 45 dakika sürer. Sakin olmaya çalış. Hı-hı. Çok fazla hareket etme. Ses biraz rahatsız edebilir. Kulaklığı takarsın, olur mu? Tamam. Teşekkürler. Herhangi bir sorun olursa seslenirsin. Biz zaten seni buradan izliyor olacağız. Merak etme. Sağ ol. Hazır mısınız? Evet. Peki, başlıyoruz. Sizce bu kadar adayı neye göre edecek bir fikriniz var mı? Şu an camları da siliyor olabilirdik. Araba yıkamayı tercih ederdim. Ateş. Elinde bir vaka var da benim mi haberim yok? Nereden çıktı şimdi bu? Çünkü bütün laboratuvarlarda ve gözlem odalarında senin adayların var. Ne yaptıklarını sorabilir miyim bu kadar insanın? Çalışıyorlar. Ben de onu diyorum. Ne üzerinde çalışıyorlar? Ekmek parası üzerinde. Maşallah, genel diyelim. Olur mu? Genel bir çalışma. Demeyelim Ateş. Bu insanların ne yaptığını bana söylemek zorundasın. Çünkü her taşın altından bir tanesi çıkıyor, anladın mı? Ve koridorlarda dolaşıyorlar ordu gibi. Hiç farkında değilim vallahi. Öyle mi? Ne yapmak istiyorsun? Dikkat mi çekmek istiyorsun? Eğer öyleyse çektin yani. Bütün hastane ve okulun dikkatini çektin. Basket atmaya çalışıyorum hocam. Basket. Hatırlarsan ekip kurmamı isteyen sendin. Ben değildim. Kesinlikle. Bak, ekip kurmanı istedim. Adaylardan bir ordu kurmanı istemedim senden. Aa. Sen bana dedin ki ekip kur da nasıl kurarsan kur dedin. Yeter ki bir ekip kur dedin. Artık nasıl yaptığın umurumda Ateş. Tamam mı? Bu saçmalığa bir son vereceksin. Hocam. Evet. İyi insan lafının üzerine misali işte. Bak bahsettiğimiz arkadaşlardan iki tanesi tanıştırayım. Hastanemizin dekanı hanımefendi İpek Tekin. Merhaba. Bitlis Kırkları ile tanıştırayım. Memnun oldum. Ateş hocam biraz önce konuştuklarımızı net bir şekilde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Evet. Hocam hastaya EEG ve MR çektik ama anjiyo konusunda sıkıntı çıkarıyor. Oba. Biraz gergin. Ah, bir daha. Hatta biraz daha gergin. Hadi bir daha. Harika. İşte bu. Kırklareli. Sıkıntılar varmış duyduğuma göre. Peki neydi hastamızın adı? Çıkaramadım. Adı neydi? Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa diye isim mi olur canım? Yok artık. Hadi. Hah, hatırladım, tamam. Madem öyle sıkıntılar var hastamızla şimdi gerçekten tanışmanın vakti geldi. Hazır mısınız kimliğini efendim? Bana tüm süreci açıklayacaktınız. Zaten her aşamasını anlatıyoruz kendisine. Anlatıyorlarmış her aşamasını. Arkadaşlarla alakalı bir problemim yok. Çok yardımcı oldular. Arkadaşlar sizinle bir problemi yokmuş. Çok hocam yardımcı. Sanırım sizden açıklamam gerekiyor. Bana. Ben böyle bir anlaşma hatırlamıyorum ama öyle bir anlaşma var mı? Ben daha ziyade bir zarf hatırlıyorum. Biliyor musun? Anlatmış mıydım zarfı? İçinde neler vardı öyle renkli bir şeyler vardı. Acaba ben de arkadaşlara onu açıklasam mı? Ama ben de açıklama sevmiyorum. İşte tarzım değil yani. Ben daha ziyade doğaçlama takılmayı seviyorum. Böyle vakanın büyüsüne kaptırıyorum kendimi. Bodoslama dalıyorum ama her şey çözülüyor. Merak etme. Ama bir kıyak geçeceğim sana. Azıcık böyle üstün körü açıklayacağım. Şimdi gözlerinle duyuyorsun ya. Gözlerinle duyuyorsun. Ne acayip bir şey. İnsan gözleriyle nasıl duyar yani? Biz de her taşın altını kaldırıp bir bakalım dedik. Beyne pıhtı gitmiş mi gitmemiş mi? Tamam şimdi her taşın altını kaldırıp nasıl bakacağız? EEG, MR olmuyor. Yetmiyor. O zaman bizde başka bir şey var öyle biliyor musun? Tellerle giriyorsun böyle. İçeride görmeye çalışıyorsun damarla. Neydi? A ile başlıyor. Anjiyo. Anjiyo yapalım dedik ama sen istemiyorsun anjiyoyu da nedense açıklama istiyor. O zaman ben de diyorum ki evet hastamızın tamam. Sarı çizmelime... Tamam. Kabul ediyorum. Ne gerekiyorsa yapın. Emredersiniz komutanım. Şaka. Tamam o zaman anjiyoyu yapıyoruz. Hı. Komutanımız öyle emretti. Tamam sonuçları getirirsiniz bana. Pıhtı emaresi yok. Kan tetkiklerinde de al yuvar sayısının artması dışında başka bir şey rastlayamadık. Ne o? Daha önce hiç uzaktan kumandalı araba görmedin mi? Yok, gördüm de. Belki de camda gidenini görmemiştir hocam. Zaten bu araba değil, örümcek. Araba görünümlü örümcek. Biz isterseniz sonra gelelim. Meşgulsünüz galiba. Alüminyum sayısının yükselmesinin sebebini biz araştırdık. Karbon monoksit zehirlenmesi. Ama alüminyum sayısının artmasının pek çok farklı sebebi olabilir. Ne mesela? Rakiplerinizin sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın evindeki şöminede buldukları kara akışkan madde olabilir mi? He? Hangisi daha iyi? Hocam, araba temizlendi. Güzel. Bana bak. Gelirken böyle esmer dolap dereyle kafasının içinde kendisiyle kavga eden biri geçti mi yanından? Kafasının içindeki kavgayı nasıl görebilirim hocam? Değil mi? Doğru. Bravo. Güzel bir noktaya değindin. Ver bakalım şimdi şu arabanın anahtarlarını. Ver. Sen de onu ver. Ver. Hadi. İyi Tamam, hastayı hiperbolik odaya alıyorsunuz, tamam. Çankırı'ya da söyle, casusluk yapmaya niyetliyse adam gibi yapsın. Öyle aralardan böyle olmuyor o işler. Tamam. Ah, kumanda sende. Baston, bastonum yok. Gracias. Ne dedi hoca? Bir şey dedi mi? Bir şey demedi. Nasıl bir şey demedi? Anahtarları aldığın gibi bırakacaktın, hoca nereye tutuşturdun? Hastayı basınç odasına almamız gerektiğini söyledi. Hadi, gelmiyor musun? Yüksek basınç ve oksijen vücudunuzdaki karbonmonoksit temizleyecek. Eğer uzun süre yüksek basınç verirsek bazı istenmeyen sonuçları olabilir. Bu yüzden aralıklarla vereceğiz. Sürekli telefonla oynuyorsun. Bir sorun mu var? Yok. E ne o zaman? Komik fıkra falan mı gönderiyorsun arkadaşlarına? Hastanın nabzını ve tansiyonunu takip etmemiz gerekiyor. Evet, sen beni buraya çekene kadar takip ediyordum zaten. Başka bir hasta için konsültasyon istiyordu. Ne? Yeni bir işim olduğuna emin olmadan eski işimi bırakmayacağım. Tamam canım, bir şey demedik. Ay, nasıl baktığını gördüm. Öyle mi bakmışım? Kusura bakma. Galiba kalp krizi geçiriyor. Ay, sadece emin biraz poziz. Taş eritmesi var. Mavi kod ver. Nabız yok. Ventriküler fibrilasyon. Nerede kaldı bu ekip ya? Çekilin. Ne yapıyorsun? Çekil. Ya burası hiperbarik oda, oksijen dolu. Yapılır mı o? Çekil, biliyorum. Saçmalama. Kalbi atıyor. Kovulduk. Nitrogliserin ve kan sulandırıcı başladık. Elektrolitler ve kalbi düzeldikten sonra çektiğimiz EKG normaldi. Yani kalp sorunu hiperbarik tedaviye bağlı gelişmedi. Peki sinestezi, yüksek alüvar sayısı ve kalp krizine ne neden olur? Hocam, odanın bir yanda yanmış et gibi kokmasını tartışmayacak mıyız? 6 numara oksijenle dolu basınç odasına şok cihazı getirdi. E peki o getirdi, sen neden engel olmadın? Neden? Ha şey mi? Almaya değer bir risk olduğunu düşündün, o yüzden engel olmadın. Bu da seni ne yapıyor? 2 yüzlü. 2 yüzlü mü oluyor? 2 yüzlü oluyor. Veyahut da şöyle oldu. Çuvallayacağını düşündün. 06 Ankara'nın çuvallayacağını düşündün. O zaman da peri kızı. Yok cadı, yok peri kızı. Acımasız ve kötü kalpli bir peri kızı oluyorsun. Hadi bu kıyamı unutma. Peri kızı olarak kaldın şimdilik. Konumuza geri dönelim. Bu 3 semptoma ne neden oldu? Haydi bakalım. Hocam, Takayasu sendromu. Döküntü ve ateş olmadan olmaz. Whipple yani. Ne alakası var? Karın ağrısı olmadan Whipple hastalığı mı olur? Eş, amma didiştiniz be. Olacak iş değil ya. Ananıza babanıza acıdım vallahi. Neyse, bu seviyeli tartışmalarınız, didişmeleriniz hepimizin dikkatini dağıtıyor. İkna ettiniz hepimizi. Yanıldığınız konusunda. Yani ikiniz de haklısınız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hocam, kardiyomiyopati. Yani kalpteki yapısal bozukluklar kalp krizine neden olur. Beyni de pıhtı atarak sinesteziye yol açar. Eskişehir. Es ki. Eski. Vay. Sorması ayıp. Kaç yaşındasın? Hocam, konuyla ilgili olmayacaksa 21 yaşındayım. Maşallah, hiç göstermiyorsun. Gösteriyor mu? Göstermiyor. Bence göstermiyor. Bu arada harika cevap. Peki hala transözofageal eko yapıyorsun. Kim yardım ediyor sana? 26'nın pozitif bölenleri 2 ve 13. Bitlis ve Adıyaman kırmızı şimşeklere yardım etsin. Geri kalanlar da lütfen artık beni takip etmesinler. Yeter, vallahi daraldım. Vallahi billahi daraldım. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Geri kalanlar da çay ocağı, kafeterya, artık neresi varsa enfeksiyona neden olacak 10 tane enfeksiyon nedeni bulacaksınız. Enfeksiyona neden olacak 10 tane enfeksiyon sebebi. Kapito. Hadi bakalım, marş marş. Olay yeri inceleme. Merhaba. Aa, merhaba. Sorabilir miyim? Ne yapıyorsunuz acaba? Enfeksiyonlara neden olan 10 farklı sebep arıyoruz şu an. Kim istedi bunu sizden? Hekimoğlu tabii ki. Evet, tabii ki zaten. Hı hı. Vallahi enfeksiyonları bilmem ama onun elinden çay içmeyin. Ne haber Orhan? İyiyim. Sen nasılsın? İşte. Yani ne yapıyorlarmış burada? Enfeksiyona sebep olabilecek 10 şey arıyorlarmış. Birine mi bakıyorsun? Orhan. Ha. Birine mi bakıyorsun? Hayır. İyice şaşırdı gerçekten. Yani bana inat yapıyor sanki. Hmm. Ama şikayetçi görünmüyorlar. Ya bunca kalifiye insanın kullandığı işe bakar mısın lütfen? Hı hı. Laboratuvarlarda ne yapıyorlar peki şimdi bunlar? O abuk sabuk testleri bu yüzden mi yapıyorlar? Herhalde. Ay. Neyse, ne yalan söyleyeyim, ben de arkamdan iş çeviriyorlar sanmıştım. Hmm. Sen birine bakmadığına emin misin Orhan? Hayır ya, hayır. Aa, ne alakası var ya? Peki, görüşürüz. Üzülme, tamam mı? İşlerini halletsinler, ben sana yardım edeceğim. Yok Aysel hemşire, olur mu hiç öyle şey? Ben sana zahmet verir miyim? Ben ona üzülmedim aslında, sinir bastı. Yani arada Ateş hocam olmasa ben bunlara ne yapacağımı biliyorum ama neyse. Ne oluyor burada? Hocam enfeksiyon arıyorlar. Ben burada bulamazsınız dedim ama dinletemiyorum ki. Burada da mı arıyorlar? Burada da arıyorlar hocam. İçeride hiç özelim kalmadı. Her şeyi mıncıkladılar. Berbat ettiler her tarafı. Sinirlendi biraz. Ateş hocamı şikayet etmiş gibi olmadım değil mi? Biraz öyle oldunuz. Vay. Bir şey olmaz. Merhaba. Aa, merhaba. Dün için teşekkür edememiştim size. Dün için? Hekimoğlu'nu bulmama yardım ettiniz ya, hatırlamadınız mı beni? Yok, hayır. Tabii ki hatırlıyorum sizi ama yani konuştuğumuzu da hatırlıyorum bir taraftan. Çok yoğunsunuz tabii, beni bu yoğunlukta hatırlamamanız normal ama bozulmadım, merak etmeyin. Hayır, hayır. Sizi unutmam mümkün değil. Ha. Hiç evlendiniz mi? Ya daha doğrusu şu an evli misiniz? Ya, şu an bekarım. İyi bari. Siz? Ben de bekarım. Güzel. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. Unutkanlık başlamış. El ovuşturması, sürekli saç düzeltme, sifilize bağlı dermatolojik semptomlar bunlar. Renksi bulaşıcı. Evli olmaması iyi. Ama partnerini muhakkak uyarmamız gerekiyor. Durum bayağı ciddi. Aldık, güzel sıkıntı. Bravo, bravo. Devam. Devam mı? Doktor, maşallah ofisi taşımışsın buraya. Hı. Yani seviyorum ben insan, kalabalık, temiz hava. Biliyorum ben senin neyi sevdiğini. Ben olsam onu yemezdim. Çünkü 17 numara diye biri krem peynirin içinde listerya olduğunu söyledi. Bir kere onun adı 17 numara değil. Onun adı Çanakkale. Adı. Ayıptır, tamam mı? İnsanlarla madem muhabbet ediyorsun isimlerini öğren. Ayrıca Çanakkale benim nasıl biri olduğumu biliyor. Bana karşı müsamahası var. Biliyor ne kadar aç olduğumu. Peki. Doktor Zolap Deren'in ne işi var burada? Eyvah. Ne oldu gene? Ses mi duydun? Yok, bu sefer bir kademe öteye geçtim. Görüntü de var. Ne diyorsun? Hı-hı. Dün akşam ofisin önünden geçerken gördüm. Eyvahlar olsun. İlginçmiş hocam. Ne ilginç? Çok ilginç. Ne ilginç? Her Mehmet Ali'nin haftalardır nerede çalıştığını biliyorsun. Ayrıca neden Mehmet Ali? Neden Emre ya da Zeynep? Ya doktor, Allah aşkına. Eskiden tanıdığım bir adama benzeyen birisi ofisimin önünden geçti. Nesi ilginç bunun? Ben sana söyleyeyim neresi ilginç. Senin galiba bastırdığın suçluluk duygusu böyle açığa çıktı. Bak ben sana ne pörtledi söyleyeyim lan. Oh! Suçluluk duyduğum tek bir şey var. O da bu. Allah. Kalbindeki sorunu görüntülemek için endoskopi tübünü ağzından yemek borusuna doğru ilerleteceğiz. Seni biraz rahatsız edecek biliyorum ama yüz kummaya devam edersen daha kolay olacak bu iş. Hı hı. Hazır. Hadi sen dene. Niye ben deneyirəm? Bir şey bulabilməsə Hekimoğlu məni suçlasın diye. Belli mi olur canım? Belki farklı bir şey bulursun da altın yıldızı kaparsın. Olamaz mı? Neden sen yapmıyorsun? Canım, Hekimoğlu benim gibi yaşa geçmiş birinin 10.000. ekosunu çekmesinden çok etkilenmez bence. Fedakarlık yapıyorsun yani. Biraz şüpheciyiz galiba doktor. 13 ya da Bitlis. Bağ kurmak istemiyorum. Buyurun. Merhaba. Girebilir miyim? Tabii, tabii buyurun. Ne demek? Ya nasılsınız diye merak ettim. İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim gayet. Hala bekarım. Anlamadım. Bekarım hala. Yani espri olarak şaka yapmaya çalışırım ama olmadı galiba. Size çok özür dilerim. Yanlış anlamadınız değil mi? Tabii ben yani anlamadım. Bekarım derken şey değil yani. Şaka. Peki bugün nasılsınız? Daha iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ben de aynı şekilde. Sizi ne zaman görsem hep yalnızsınız. Yalnız olmayı seviyor musunuz? Yani evet. Yalnızlığı severim. Ama tabii tepemde dolaşan bir gölge var. Malum. Çok mümkün oldu. Peki çok mu yoğunsunuz? Yoğunum evet. Bütün bölüm. Hiç boş vaktiniz yok mu? Yani yoğunum. Yoğunum. Ama yani çok da meşgul değilim o kadar. Yani bir... çok yoğunum ama o kadar da meşgul değilim. İşin dışında kendime vakit... Ya yoğun musunuz, değil misiniz? Ben onu merak ettim. Kesinlikle yoğun değilim. Değilsiniz. Siz o zaman yoğun değilsiniz, yorgun da değilsiniz bence. Değilim. Yorgun değil. Yani niye sorduğunuza bağlı açıkçası. Yani niye soruyor olabilirim ki? Yani benim aklımda... bir fikir var ama tam da emin olamadım. Oturmaz mısınız? Bir kahve söyleyeyim. Ay yok, ben hiç oturmayayım çünkü halletmem gereken işler var. Başka zaman belki yine şey yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Genel olarak heyecanlıydı. Titreyen ellerini saklamaya çalıştı. Kendisi de dolaşan bir gölgeden bahsetti. Kafası karışıktı. Net cevaplar veremedi. Dezoryantasyon psikosunun önemli belirtisidir. Açık açık konuşamayan, şüphecilik, ketumluk arasına gidip gelen birisi. Yani. Evet, nasıl gidiyor bakalım olay yeri inceleme? Hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Enfeksiyon arıyorlardı, araştırma yapıyorlardı hocam. Evet, 06 Ankara. Nedir durumlar? Hocam burası enfeksiyon madeni gibi. Vallahi insan araştırdıkça daha derine inmek istiyor. Tamam, yeter bu kadar. Ne varsa elinizde alıyorsunuz doğru laboratuvara. Tamam, şimdiden sıraya girin bakalım. Çok yoğun laboratuvar. Hocam Allah razı olsun. Sabahtan beri bu çubuklara sokmadıkları yer kalmadı. Muzo. Buyurun hocam. Şimdi bir işimiz var seninle. Hazırım hocam. Güzel bir çay koyuyorsun. Şöyle tatlı bir tepsinin üzerine. Tamam hocam. Hemen. Tamam. Hocam demli koyuyorum. Koy. Demli koy. Evet. Buyurun. Merhabalar. Bölmüyorum değil mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Oturabilir miyim? Tabii tabii. Kahveyi söylüyorum. Aa, yok hiç söylemeyin. Bana dokunuyor zaten. Tamam peki. Tamam. Yanlış bir reçete yazmışım. Onu düzeltmeye çalışıyorum ben de. Öyle mi? Evet. Bu hatalar sık sık oluyor sanki. Nasıl? Anlamadım, pardon. Bu hataları sık sık yapıyormuşsunuz gibi geldi bana. Hayır. Yani bilmiyorum, hayır. Bu... Hocam çayınızı getirdim. Ha. Uzun. Ay yok, ben almayayım, dokunuyor bana. Buyurun hocam. Hocam bu bebeğin oyuncağı da Aysel hemşirenin dolabında kalmış. Ben de size getireyim dedim. Buyurun hocam. Tamam, teşekkür ederim. Bebeğiniz mi var? Bebeğim mi? Bebeğiniz? Hayır, hayır. Benim mi bebeğim mi var? Evet. Hayır, hayır, hayır. Bebeğim, benim köpeğimin adı bebeğim. İyi bari. Hocam başka bir emriniz var mıdır? Estağfurullah, teşekkür ederim. Yani aslında çok fazla öyle bir hata olduğu yok. Evet. Ürəyində yapısal bir problem görünmədi, laxtalanma yoxdur. Ürək qapaqları normal, duvar hərəkətləri isə təbiidir. Yapısal bir sorun yoktur dedi. Kimde sıra? Hadi sıradaki gelsin. Tabiatı materyal ritmi gördük. İki kez uzun süreli EKG'ye çektim ama bir şey bulamadım. Güzel. Peki şimdi ben size bizim bu mobil tanı koyma prosedürümüzü anlatacağım. Yani hareket halindeyken nasıl tanı koyuyoruz? Aslında çok basit. Ben önden gidiyorum aynen böyle. Siz beni takip ediyorsunuz. Ben gidiyorum, siz gidiyorsunuz. Ben duruyorum, siz duruyorsunuz. Kapito? Tamam. İşte böyle harika. Tiroid hormonunun artışından dolayı olabilir. Kırmızı şimşekler. Hayırdır? Sen yapacaksın zannediyordum. Bir şey fark etmez diye düşündük hocam. Fark etmez canım. Fark etmez de... Sen neden böyle bir şeye müsamaha gösterdin? Hı? Neden müsaade ettin? Ben onu anlamadım. Peki, Balıkesir, Erzincan, Kırklareli. Hipertiroidi var mı diye TRH stimülasyon testi yapacaksınız. Ama bu başka bir krize sebep olabilir. Ne güzel işte. Başka bir kriz olunca ne diyeceğiz? Ha, ilk kriz de hipertiroididen kaynaklıymış diyeceğiz. Başa düştün. Hop 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 hop. Merdivenler orada. Tamam. Ben yalnız binmeyi seviyorum asansöre. Şimdi hormonlar tiroidinizi uyaracak. Ama şöyle. Terlerseniz ya da kızarırsanız endişe etmeyin. Bu tiroidinizin çalıştığı anlamına gelir. Teşekkürler. Şuradaki beni almamı ister misin? Ben estetik cerrahım da. Bence biraz güzelleşmeye senin de hakkın var ha. Olduğum halimden memnunum. Aa ne güzel. Kendine bu kadar güvenen birinin bu kadar sırlarla dolu oluşu biraz garip değil mi? Hı? Yani neredeyse sorununuzu bulmamızı istemiyor gibisiniz. Ne demek istiyorsunuz? Öyle olsa neden burada olayım? Neden böyle bir şey isteyeyim? Bizimle dalga geçiyorsunuz. Bir takım zorluklar çıkarak bizi kısıtlıyorsunuz. Sıcaklık hissediyorum. Nabız 120. Zorlamayı bırak. Hekimoğlu bu kısıtlamaların bizi engelleyeceğini düşünseydi bu vakayı zaten almazdı. Belki de vakayı bu yüzden almıştır ha. Belki de gizlediği şeyi kendimiz bulabilecek miyiz diye görmek istiyordur. Siz evinde mi buldunuz? Evime mi girdiniz? Aslında hiçbir şey bulmadık. Nasıl hiçbir şey bulmadınız? Seyahat resimleri, yıllık, işe giriş belgesinde ismi falan yazmıyor mu? O tarz şeylere bakmadık. Aslında eve girmemizin hüküm oldu. Siz her şeyi mahvedeceksiniz. Yok. Hayır. Siz beni acı geçeceksiniz. Bir dakika. Tamam. Dokunma. Yok, bir dakika. Dokunma. Tamam. Dokunma. Bir dakika. Dokunma. Namustasyon yükseldi normal. Bir şey yok. Yaklaşma. Bir şey yok. Yaklaşma. Dur. Tamam. Sakin ol. Lütfen. Maşallah size 2 dakika rahat yok. Adamı dizinin en heyecanlı yerinde kaldırıp getiriyorsunuz şuraya. Ne var, ne oldu? Hocam hasta bir sinirsiz nöbeti daha geçirdi. Bir de üstüne psikotik kriz yaşadı. Şimdi içeride. Kapının arkasına da bir şey sıkıştırmış. İçeri de giremiyoruz. Ben ne yapacağım? Ne yapayım ben? Tek bacaklı bastonlu adam ne yapsın? Elimden ne gelir? Kapıyı mı kırayım bastonumla? Ne yapayım? Kapıyı kırarsak güvenlik gelir. Bu sefer de güvenlik bu durumu kayıtlara geçmek zorunda kalırdı. Kafa çalışıyor. Şiddet istemiyoruz zaten biz, öyle değil mi? Şiddet istemiyoruz. Ne istiyoruz biz? Şantaj. Şantaj yapabiliriz. Çıkartmak için dışarı. 10 numara. Hadi göster kendini 10 numara. 10 numara bir şantaj bekliyorum senden. Göster kendini. Kapıyı açmazsan kırmak zorunda kalacağız. Ay! Şey mi diyorsun? Hastane malına zarar verirsiniz diye endişelenecek, kapıyı açacak. Öyle mi? Hadi bir daha. Kapıyı açmazsan öleceksin. Git buradan. Şimdi dur bakayım, yakaladın galiba ucundan azıcık. He? Bence ömrük umurunda değil. Neden? Ya bana kalırsa belirli şartlar gerçekleşirse yaşamak istiyor. Allah Allah. Hadi bakalım sen dene, buyur. Meydan senin, Kırklareli. Dışarı çıkmazsan sırrını herkese söyleyeceğim. Hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben biliyorum ben. Bırak. Bana söz vermiştiniz. İğne. Sakinleştirici iğne yapsanıza doktor yok. Ben diyorum bırak. Ateş, ne oluyor? Kim bu kadın? Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Kimdi o kadın? Durumu nasıl hocam? Stabil. Tekrarlıyorum. Kimdi o kadın? Hekimoğlu size ne söyledi? Uluslararası bir suç örgütünden kaçtığını. Bize de böyle söyledi. Hekimoğlu sizin patronunuz olabilir. Ben de Hekimoğlu'nun patronuyum. Burada çalışmak istiyorsanız benim onayıma ihtiyacınız var. Anlatabildim mi? İpek Hanım, Hekimoğlu bize o kadın kimdi, necidi hiçbir şey söylemedi. Sadece adının Sarı Çizmeli Mehmet Ağa olduğunu söyledi. Yani biz hamımız bunu bile biliriz. Gamze Çiftçioğlu. Hava kuvvetlerinde pilot. Beyni kulaklarını gözleriyle karıştırıyor. Dolayısıyla hava kuvvetleri bunu öğrensin istemiyor. Maillerine baktım. Teşekkürler. Ateş, sen gerçekten bir baş belasısın. Şu anda bir kişinin sorumluluğu yerine 20 kişinin sorumluluğunu almış durumdayım. 19. Biri ötmüş anlaşılan. Kim öttü? Söyle bakalım, hangisi öttü? Bundan sonra yaptığın her şey belgelenecek. Bir kalemle kağıdın üzerine yazılacak. Ve üzerinde Valide Atik, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yazan bir dosyanın içerisine yerleşecek. Anladın mı? Ama anne ya, anne! Laboratuvarda bir şey yapmak istediğinde bir kopyasını bana vereceksin. Tarama yaptığında bir kopyasını bana vereceksin. Hatta tarama yapmayı düşündüğünde bile bir kopyasını bana vereceksin. Peki şu an kafamın içinden geçenleri de kağıda dökmek durumunda mıyım? Yoksa sen zaten gözümün içine bakınca anlıyor musun? Bak bakalım, anlıyor musun? Anlaşılıyor mu? Üç sorunumuz var. Birincisi, 10 numara Balıkesir kovuldum. Nasıl yani? Size söyledi mi? Söylemesine gerek yok. Eve gidenlerden biri de sendin. Kırmızı şimşekler zaten yaşı malum, öğleden sonra şekerlemesini yapıyor. Fosur fosur. Suçluk muşluk duyduğu yok. Bakü zaten gurbet ellerde. Oturma iznini riske edemez. Geriye bir tek sen kalıyorsun. Hocam şaka yapıyorsunuz herhalde. Bir de içeri girdiğimden beri şu arkadaşım var ya, böyle seni işaret ediyor. Ona göre. Evet, 2 numaralı sorunumuz. Buyursunlar. 2 numaralı sorunumuz... sinestezi, panik atak, taşiyaritmi, yüksek alüvar sayısına ne neden olur? Glikozun hafif yüksek olması tiroide işaret eder. Hı. Bazal tirotropin değeri 1.1. 1.3. Neyse ne? Tiroid çalışıyor mu? Çalışıyor işte. Karaciğeri. Hocam ilk yapılan tahlillerde ALT seviyesi normal ama üst sınıra yakın. Hocam telefonda hasta verileri var. Yok. Var. Laboratuvar değerlerini gördüm. Hocam yasak olduğunu, hiçbir şey yazamayacağımızı söylemiştiniz. Ama cevaplar istediğimi de söyledim, öyle değil mi? En olası ihtimal karaciğer kanseri hocam. Diğer organlardaki bulgular da buna bağlı paraneoplastik sendrom. MR çekmemiz lazım. Bu da bizi 3 numaralı probleme getiriyor. Yasak değil mi diyorsunuz yani? Bir şeyler yazabilir miyiz? Ne diyorum biliyor musun? Kovuldun. Oldu mu? Dedim gitti. Kovuldun. 3 numaralı sorunumuz. MR. Hocam özellikle demiştiniz ki hiçbir şey yazamazsınız. İspiyoncuları hiç sevmem. O da 10 numarayı ispiyonladı. O 2 etti. O 2. ispiyonun. 2. kere kovuldum. Hadi bakalım. Kovuldun. 3 numaralı sorunumuz da... Buyursunlar. 3 numaralı sorunumuz da... test yapamazken nasıl test yapacağız? İpek Hanım test elemeyin demedi ki. Sadece ettiğiniz testlerin neticesini grafike işleyin dedi. Grafike işlersek o zaman hastamız rıza göstermez, yapamayız. Ama hastanın hayatı razı gelmeyene bağlı olabilir. Ama heyelleri de icaze vermemesine bağlı olabilir. Başa düştün. Yani nasıl olacak? Test yapamazken nasıl test yapacağız? 1 saat. 1 saatiniz var. Hastanın karaciğerini görüntülemeden karaciğeri nasıl inceleriz doktor? Bir de dolap direni. Gerçekten burada ne işi var? Söyle bakalım. Hacı süren başladı, gelsin. Bu sefer ne oldu ya? Ses mi duydun, görüntü mü gördün? Vallahi çok ilginç bu durum doktor. Ne, çok ilginç doktor. Ben ne gördüğümü biliyorum doktor. Tamam. Şimdi hastanın karaciğerini görmemiz gerekiyor. MR'a ya da ultrasona izin vermiyor hasta. Sen bu hastanede herkesten fazla karaciğerle haşır neşir oldun. Söyle bakalım şimdi. Ne yapacağız? MR yok, ultrason yok. Ben ne yapabilirim? Benden ne istiyorsun ki? Falına mı bakayım? Müneccim miyim ben ya? Nerede gördün bu arada? Sana ne? Karaciğerin etrafını belki elle bakarız diye şey yaptım. Olmaz. Tümör o kadar büyük değilse elle anlayamayız. Doktor, bak sen buraya sığındığına göre kesin bu hayaletlerden korkmaya başladın. Ne dersin? Hastanenin kapısından içeri girerken gördüm çocuğu. Elinde simit vardı, simit yiyordu. Simit ne alaka? Mesela halüsinasyon diyelim. Niye simitle halüsinasyon görüyorum doktor? Neden içeri girerken gördün? Aslında bu önemli. Simiti boş ver. Neden içeri girerken, neden dışarı çıkarken ama değil. Bak ne biliyor musun? Amma uzattı. Ne? Arkalardan bir yerden hala acaba burada mı olmasını istiyorsun? Ben bunu böyle okuyorum. Olabilir mi? Burada mı olmasını istiyorsun? Tabii değil mi? İnsanın eski çalıştığı iş yerini ziyaret etmesi çünkü çok saçma bir şey. Bilimsel olarak imkansız bir şey. Hayır. Bir insanın aynı anda iki yerde olması bilimsel olarak imkansız bir şey. Çünkü ben 5 dakika evvel Mehmet Ali telefonda konuştum. Bak 212'li bir yerden aradı. Karşıdan aramış beni. Hatta içimiz rahat etsin. Arıyorum. Neredesin Mehmet Ali diyeyim. Hastanede misin, karşıda mısın? Hatta ondan sonra Zeynep'le Emre'yi arayalım. Nişanlanmışlar. Tebrik ederiz. Ya ben şunu be, saçmalıyorsun doktor Allah aşkına ya. Bence var ya senin bu yaşadığın şey suçluluk duygusu falan değil, panik. Bak orada bir demiryolu inşa edecek kadar insan var ve sen bunları 3 kişiye indirmek zorundasın. Tamam mı? Hadi şu parlak zekanı bence sen birazcık benim hastamın karaciğer için harca. Ve sen bu 3 kişiyi kalıbımı basarım yeteneklerinden dolayı değil, eften püften sebeplerden dolayı seçeceksin. Hatta gidip nefret ettiklerini seçeceksin. Neden? Sevmemek için onları. Çünkü sevdiklerini seçersen olmuyor. Stres oluyorsun sen. Ne? Stres mi? Hı. Stres. Güzel sevdim stresi. Eyvallah doktor. Hastanın karaciğerini strese sokmamız lazım. Yani onu hasta mı edeceğiz? Bilerek, isteyerek, özel bir şekilde hasta edeceğiz. Karaciğeri arızaya meyilliyse biz de karaciğerini arızaya sokarız. Emin miyiz hocam? Danışmamız gereken bir etik kurulumuz yok mu? ...06 Ankara, hayırdır? Kovmamış mıydım ben seni? He? Buyursunlar deyip kapıyı göstermemiş miydim? Hayır hocam, ben 09 Aydın. Hocam, 06 Ankara. 9. Ters çevirdik ha. Güzel, 09 Aydın ha. Az edepsiz değilsin ha. Ama yine de kovuldun. Güzel ama. Unutmayacağım, güzeldi. Peki karaciğerini... Nasıl strese sokacağız? Gelsin. Hadi evrak işlerini anlıyorum hocam ama organları iflas ettirmek... Damardan D vitamini verip onu solaryuma sokabiliriz. Komaya girerse metabolik bir sorun mu anlamış oluruz. Güzel. Güzel. Ama D vitamini karaciğer ve böbrekler tarafından metabolize edilir. Yani bu şekilde sorunun nerede olduğunu anlayamayız. Onu sarhoş edelim. Ona alkol verelim, bakalım ne kadar sürede bayılacak. Eğer çok hızlı bayılırsa, karaciğerinin alkolü kaldıramadığını anlarız. Yani fena haldedir. 09 Aydın. Efeler diyarı. Buyursunlar. Eyvah! Evet, bugün hangi fırçayı layık gördün bana repertuarından yoksa öyle ortaya karışık bir fırça mı yaptıracaksın? Hadi, hazırım. Gelsin. Nerede bu kadın? Kadın? Hocam, ilişkimiz hangi ara bu seviyeye geldi? Yani geldi de aradaki aşamaları ben mi kaçırdım acaba? Ateş, bu kadın nerede? Madem geldi bu seviyeye o zaman bana da inkar etmek düşer tabii. Kadın falan yok. Yok kadın. Kadın yok. Ne istedim ben senden? Hatırlıyor musun? Bu kadını insan gibi kayıt altına al dedim değil mi? Sen ne yaptın? Kesin kötü bir şey yaptım. Ne yaptım acaba? Kim bilir ne yaptım? Ne yaptım söyle. Kadını hepten yok ettin Ateş. Şu anda nerede olduğunu bile bilmiyorum. Evet. Ben de bilmiyorum. Nerede bu kadın? Hı? Nerede bu kadın? Test yapmadan tanı koyup kadını iyileştirmiş olamayacağına göre nerede olabilir? Tabii ki hala hastanededir değil mi? Başıma belayı sokacaksın. Sen koskoca hanım ağamız. Senin başın belaya girer mi Allah aşkına? Yapma lütfen. Hepimiz seni korumak için buradayız. Ateş bana şunu söyler misin? Ekipmanın olmadan ne yapabilirsin? Hı? Ne yapabilirsin? Kadına bir faydan olmaz. Göreceksin. Taburcu olduktan sonra buraya geri gelecek. Tebriğe. Çikolata getirecek. Bu çikolatayı getirdiği zaman seni de çağıracağım. Sen de alacaksın o çikolatalardan bir tane. O zaman hatırlayacaksın. Bu söylediklerinin hepsini hatırlayacaksın. Yapma böyle uzun uzun bakışınca vallahi kendimi yerli bir dizinin başrol oyuncusu gibi hissediyorum. Giderken dönüp bir daha bak bence. Aynen böyle. Gözüm üstünde. Maşallah çok güzel hissettirdin onu zaten. Ama tabii o çok seneler evveldi. İyi günler. İyi günler. Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Sen oryantasyon. Saçmalama. Öyle düşündüğün gibi bir şey değil bu. Kaç numaraydı numarasını göremedim de. Söyler misin? Doktor. Saçmalıyorsun tamam. Merhaba. 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 Ne o? Hayalet görmüş gibi oldun doktor, ha? Hiç yaktırmadınız ya, ha? Yedik biz de. Ya, numara. Yapma şunu. Öyle bir şey yok. Saçmalama. Doktor, ne saçmalama doktor? Numarası kaç göremedim. Söyle, yanlışlıkla başka birini kovmayayım şimdi. Ha, söyleyeyim de özellikle kov, değil mi? Bana bak, adaylarımdan uzak dur. Oryantasyon mu oryantasyon anlamam, gözünün yaşına bakmam. Söyleyeyim sana. Be. Ayıptır be. Aa. Beni çarpmışsınız galiba hocam. Çankırı. Gel. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın tedavisi için bir kontrol grubu kuruyorum. 3 kişilik gizli bir görev grubu. Karaciğerindeki bozulmanın normal aralıkta olup olmadığını belirlemek için 1 tane iyi içiciye, 1 tane orta içiciye, 1 de hiç içiciye ihtiyacım var. Yani bunu MR çekerek de anlayabilirsiniz hocam. Keşke öyle bir ihtimal olsaydı yapardım tabii. Ama ne yazık ki hastamızın menfaatleriyle hastanemizin kuralları buna izin vermiyor. Hocam ben bugüne kadar ağzıma sürmedim. Yani başkasını bulun. Herhangi birini aramıyorum ben. Herhangi birine ihtiyacım olsaydı gider sokaktan çevirirdim. İnsanların hayatını kurtarmak için söz vermiş bir doktora ihtiyacım var. Karar senin. Kaç oldu? 5 oldu galiba. 6 oldu sanırım. 4. Benim için yaptığınız fedakarlığın farkındayım. Teşekkür ederim. Kusura bakma galiba ağzımdan kaçırmış bulundum Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ya. Çankırı yaptığım fedakarlığı. Bunun benim için önemi gerçekten çok büyük. Hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Tabii. Ne demezsin. Hep öyle derler. 4. round'dan sonra böyle bakalım 6'dan sonra nasıl? 7'den sonra aman ha dikkatli ol. Valla bana sarı çizmeli Mehmet Hanım samimiymiş gibi geldi hocam. Sen samimi misin? İsteye isteye mi geldin? Bu kontrol grubuna katıldın. Yoksa işi çok istediğin için mi? Bana iyi bir argüman sundunuz. Ben de düşündüm, doğrusunun bu olduğuna karar verdim hocam. Yani her konuda aynı düşünmesek de ortak amaçlarda buluşabiliriz, öyle değil mi? Sonuçta bir hayat kurtarıyoruz burada. Her hayat kutsaldır, öyle değil mi hocam? Gamze. Nefes alamıyor, entübe etmemiz lazım. Hayır. Gamze bana bak. Hava kuvvetleri neden bilmeyiz. Ateş. Bak. Nişantaşı'nı gördün mü az önce? Ateş saçmalama lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Daha önce yaptırdığım testleri kontrol ettirdim. Dişlerinin yoğunluğunu mu ölçtün? Hiperkalsemi için kestirme bir test yaptım. Ya yanından geçmiş olması gerekiyor biraz önce. Yani kemikleri kırık olmadığı için hiperkalsemiden mi şüphelendin? Bu yüzden mi 3 tane toksikoloji raporu istedin? Gizlice hap almış olabilir hasta. Beyaz önlük giyiyordu. Bana bak. Geri işe mi aldın onu? Ateş, Emre İzmir'de. Zeynep'le beraberler. Nişanlanmışlar. Aynı yerde çalışıyorlar ve çok mutlular. Ya sen neredeydin? Bu ne? Kimya deneyi. Kimya deneyi yapıyorduk arkadaşlarla. Kimya deneyi? Hı. C2H5. Oh. Biraz daha iyi misin? Nefes almakta güçlük çekiyordu. Oksijen ve entübasyonu reddedince mecbur kaldık. Bisiklete bindirmeye. Verdiğimiz oksijen kayıtlarda efor testinin bir parçasıymış gibi gözükecek. Hem Gamze nefes almış olacak hem de İpek Hoca istediği evrakları alacak. Kimin fikriydi acaba bu? Ortak bir karardı. Acaba? Öyle miydi? Kardeşin evden kaçtığında kaç yaşındaydın? Hı? Böyle düşünmeniz için bir sebep vermedim size. Ay. Peki annen mi boşanma davasını açtı yoksa babam mı? Bence akciğerdeki soruna odaklanmalıyız şu an hocam. Birazcık ketumuz galiba. Kıpırdamıyorsun. Ne yapıyorsunuz? Perküsyon. Solunum seslerini dinliyorum. Kulağın nasıl? İyi bir kulağın varsa sen de yapabilirsin. Öğretirim sana bir ara. Peki o zaman neden çocukken hiç arkadaşın yoktu? Hı? Konuşurken duyabiliyor musunuz hocam? Bu şekilde sadece yapısal detayları değil... derin kütleleri de tespit edebilirsin. Peki. Oyun bitti. Ya akciğer kanseri ya da tüberoz skleroz. Kesip biyopsi yapmamız gerekiyor. Biyopsi olmaz. Kuvvetleri doktorları görür. Anlarlar. Biyopsi olmaz. Allah. Ne yapacaksın? Ben de vallahi çok isterdim ölmeden önce harbi açık havada bir konser vermiş olmak. Ama olmadı mı olmuyor işte. Hayallerin olmadan uzun yıllar yaşayabilirsin. Aksi hayallerin olmazsa düşün bakalım. Bir çözüm olmalı. Tekrar et bak. Böyle güçlü bir şekilde tekrar etmeye devam edersen belki yaşayabilirsin. Kim bilir. Bir çözümünü bul. Lütfen. Bir hastayı nasıl zorla ameliyat ederiz? Ellerine kelepçe mi takalım? Üzerine mi oturalım? Hipnotize mi edelim? Yani sorun ameliyat değil ki hocam. Dikiş izleri. Bizim de burada o izleri saklayabilecek bir plastik cerrahımız var. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım. İş yerindeki doktorlar her deliğe bakacaklar da böyle izleri kapatamayız. Bence oksijenine eter katıp yapmamız gerekeni yapalım hocam. Bizi mahkemeye verer. Bizi kime şikayet edebilir ki? Sonuçta yalan söylemesine izin vermeyip hayatını kurtardığımızı mı söyleyecek? Ama saklamamıza gerek yok. Onu elektif estetik cerrahi yapacağız. Böylece kesikler akciğerlerine ulaşmamızı sağlayacak. İş yerindeki doktorlar için de böyle masum bir bahanesi olur. Liposuction kimi? Yok. Hayır, liposuction gibi değil. Liposuction'daki ameliyat kesisi akciğerlerden uzakta kalır. Akciğerlere ulaşamayız. Biz bir şey çıkarmayacağız. Bir şey ekleyeceğiz. B'leri C yaparız. Güzel. Böylelikle sahte memelerin yüksek irtifada patladıkları efsanesini de biz patlatmış oluruz. Harika. İnsanlık için dev bir meme adımı gibi düşünün. Yıllarca ciddiye alınmak için savaş verdim ben. Asıl şimdi çok daha ciddiye alınacaksın. Hadi imzala. Başka bir yolu yok mu? Benimle dalga geçerler. Hayalleri olan birkaç kişi tanıdım. Hepsinin ortak noktası neydi biliyor musun? Onlarla dalga geçerlerdi ama onlar bunu aldırmazlardı. Ne yapıyorsun öyle? Ya hiç. Bakıyorum. Ne haber? İyidir de senin bu kolon kanseri ameliyatına eşlik etmen gerekmiyor mu? Evet gerekiyordu ama başka bir ameliyat çıkmış ertelendi. Başka hangi ameliyat? Bir meme ameliyatı varmış da. Ha meme kanseri. Yok, kanser değil. Meme büyütme operasyonu. Nasıl yani şimdi? Sen bir estetik operasyon için bağırsak kanseri ameliyatını mı erteledin? Hayatım, gerçekten bana sorma. Ben hiç detay bilmiyorum. ertelendi. Bilmiyorsun. Hı. Bilmiyorum. Silikon ameliyatı yapmak için kanser ameliyatını mı erteledin? Ne yapsaydık? İnsanlar konuşurken kadının yüzüne mi baksınlar istiyorsun? Bana açıklama yapmak zorundasın. Yapmazsan operasyonu ertelerim. Peki. O zaman senin neden burada olduğunu açıklasam sana olur mu? Ateş. Bak. Şimdi tanı koymak zorunda olduğum bir hastaya meme ameliyatı yapacağım. Saçma. Sen de bu konuda benimle konuşmaya geldin. Kesinlikle. Şu ana kadar iyi gidiyorsun. İyi gidiyor değil mi? Şimdi ben de sana mantıklı bir açıklama yapmak istiyorum. Yapacağım. Tamam. Senin bakış açından olay şöyle gerçekleşecek. Bu bahsettiğim mantıklı açıklamayı ben sana yapınca sana çok mantıklı gelecek. Ama sana mantıklı gelecek. Hakime, efendime söyleyeyim, kurula, müfettişe vesaire mantıklı gelmeyecek. Sana çok mantıklı gelecek. Sen de benim bu operasyonu yapmama izin vereceksin. Fakat sonrasında idari duruşma olduğu zaman sen de o duruşmada yanımda oturacaksın. O yüzden ben diyorum ki senin şu anda yapacak çok daha önemli işlerin vardır hocam. Burada değil, başka yerlerde. Hı? Kapito. Hasta için en iyisi bu. İnan bana. Troka içeride. İstediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Akciğeri söndürün. Orada bir kist var. Ben 3 tane saydım. Öbür akciğerde de vardır. Belki de daha fazla vardır. Peki. Bizim Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hangi katil acaba peşine düşmüş böyle gecesini gündüzüne katıyor? Biz artık adını biliriz. Biz de biliriz. Yadımdan çıkmış. Başa düştün. Şimdi sihirli kelimeyi söyleyin, bir dahaki meydan okumada muafiyet kazanın. Alvolar hidatik hastalığı. Tüm organları vurur. Şimdiye kadar bir dünya nöbet geçirmesi gerekirdi. Ha? Pulmoner anjeras? Kırmızı kan hücrelerini açıklar mı? Kist, sinestezi, kalp krizi, sahsız zamanı... Von Hippel-Lindau sendromu. Alüvar sayısını yükseltir, organlarda kitlelere yol açar. Eğer bu kitlelerden biri feokromositoma ise ne olur? Kalp krizine ve nörolojik ataklara yol açar. Orada esmer kavruk bir delikanlı görüyor musun? Yalnız bu kapalı devre bir ameliyat. Dışarıdan galeriye giriş yasak. Ayıp ediyorsun hocam. Eski memurum ben. Bak önlüğüm hala duruyor. Bizim yerimiz onu mu alacaksın işe? Olur mu öyle şey? Kıyamam size ben. Peki, Von Hippel-Lindau'yu araştırın. Kistleri çıkarın, patolojiye gönderin. Demişleri de unutmayın, koymayın. Tamam. Ah, kaçtı doktor? 212. Teşekkürler. İyi numaraydı doktor, karşı tarafı aramak. Ne bileyim, ben onlara karşı hala bir duygularım. Hiçbir şey yok. Onlara karşı kırıntı bile yok. En temel duygularım bile yok. Merak etme. Çok korktun ama. Korktun. Yalan söyledin. Halüsinasyon görmek. Yalan söyledin. Gördüm, evet. Oradaydı çünkü dolapdere. Ne zamandır burada? Ha işte bir haftadır. Bir haftalık bir eğitime gelmiş. O senin kabul etmediğin. Nişantaşı. O da mı burada? Dedim ya Nişantaşı Zeynep'le İzmir'de diye. Bana bak, Nişantaşı'nda mı gördün yoksa? Ha? Merhaba. Merhaba. Ameliyatınız uzun sürecek sanıyordum. Sürerdi ama iptal oldu. Ya öyle mi? Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Bizim çalışmalar iyi gidiyor. Her şey yolunda. Harika. Ben kendime içecek bir şeyler alacağım. Yok. Size de... Wow. Ha, siz ikiz... Siz ikizsiniz. Ya benim kafam karıştı. Ateş Hoca'ya bir şey söylemezsiniz değil mi? Ateş Hoca'ya neyi söylememem gerekiyor? İkiz olduğunuzu mu? İkiz olduğumuzu biliyor. Sadece ikimiz yan yanayken aynı yerde olmamız yasak. Özellikle de siz varken. Özellikle ben varken. Tabii. Tabii. Değil mi? Hiç şaşırmadım. Tabii ki özellikle ben varken. Peki. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Demek benim demansım var öyle mi? Siz aslında bilmiyorsunuz, ben paranoidim. Ya hocam senin ya şakalarının bir ayarı yok mudur ya? Beni ne hale soktuğunun farkında mısın? Ben başlatmadım, sen başlattın doktor. Ben hesapta halüsinasyon görürken karşımda gevrek gevrek konuşuyordun. Ya doktor, inanamıyorum sana. Kızlardan biri artık hangisiyse bilmiyorum. Benim aklımda rapor tutmuş ya. Gerçi gülme ya, gülme. Bak çok kızgınım. Gidip neredeyse ipeğe verecekmiş raporu. Ya hangisiydi acaba rapor tutan? Şurasında etmeni olan mı? Hı? Ya doktor, ben vakayı gösterdim sadece. Tanıydı, teşhiste hiçbir şeye karışmadım. Ya ben de seni tanımıyorum değil mi? Sanki kim bilir nasıl yönlendirdin onları. Ama kalbimi kırıyorsun doktor. Yapma, öyle söyleme. O kalbini söker atarım seni. Duydun mu beni? Ha. Ama orada bir kalp var mı acaba? Bundan emin değilim. Doktor senin kan şekeri düşmüş yine bak. Hadi gel. Tantuni ne zamandır yemiyoruz doktor ha? Sen ısmarlayacaksın. Artık iyileştin mi? Şimdilik iyisin. Von Hippel-Lindau genetik bir hastalık. Tedavisi yok. Gamze durumu hava kuvvetlerine bildirmen lazım. Ama bütün kistleri aldığınızı söylemiştiniz. Aldık evet ama tekrar ortaya çıkabilirler. Düzenli radyolojik takip yaptırırım. Sen havadayken bir şey olursa sonuçları çok ağır olur. Rahat ol. Onun bir şey söylemesine gerek yok. Senin de bir şey söylemene gerek yok. Gereken mercilere gereken bildirimi yaptım ben. Genetik rahatsızlığınla alakalı. Söyledin mi? Ne yapsaydım? Sizin uçaklar maşallah vızır vızır uçuyor memleketin üzerinde. Böyle bir riski alabilir miyim? Kusura bakma. Yapacak bir şey yok. Oh, 2 dakika nefesleneyim şurada. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa konusunda her şeyi biliyorum. Her detayını öğrendim. Allah Allah, ne biliyor olabilirsin ki? Adı üstünde Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. En fazla çizmesi sarı. Bir de ağa. Ona ele vermedin değil mi? Sen kimsenin hayallerini öldürmezsin. Hmm. Güzel şarkı olur bak bundan. Yaz bir köşeye. Sen ki... Ve ilginç olan şey, hiç hayal kurmayan bir adam bir başkasının hayalleri için neden bu kadar canla başla çalışır? Bundan da güzel film olur. Tamam, bunu da bir köşeye yazalım. Hayır, benim hayalim olmadığını nereden biliyorsun? Hı? Kim bilir, belki benim de bir hayalim vardır. İşte buradayız. Beklenen an geldi. Bakalım hangileriniz bir gün daha burada kalıp işkence görmek şerefine nail olacak? Hangileriniz kovulup eve gidecek, evde aman canım yine de kendimi geliştirdim diye kovulmalarında teselli bulacak. Şimdi sayacağım numaralar. Çok teşekkürler oynadığınız için. Harikaydınız her şeye rağmen. 2, 7, 14, 19, 20, 21, 29, 34. Buyursunlar. İki tarafta da kapı var. Hangisinden çıkmak isterseniz. Diğerleri yarın sabah saat 8'de işkence başlıyor. Öğleden sonra 3 ile 5 arası bir ara ben de burada olacağım. Buyurun. Eskişehir. Sen 2 dakika bekle. Ben sırf bir şey etmedim. Canım diğerleri de sırf bir şey etmedi. O birler çuvalladı ama ben... O birler çuvallamadı. O birler risk aldı. Başa düştü. Özbeye aşıyı bak. Eskişehir. Hocam. Kaç yaşındasın? 21. Bırak şimdi 21. Konuyla alakası yok diyorsun. Ha? Kaç yaşındasın? Ne yapacaksınız hocam yaşımı? Çok mu önemli sizin için? Ya doğru. Önemli değil aslında. Haklısın. Ama tıp fakültesinde okumamış olman önemli benim için. Bu yüzden ekoyu bitlisini yapmasını istedin. Ahlaksız bir şey yapıyorum. Bari bir tane de etik bir şey mi attırayım dedin araya? Ne? Yıl çapada öğrenci işlerinde çalıştım. Bütün derslere. Hatta bazılarına 2-3 kez girdim. Sadece diploma alamadım. Peki hiç mi aklına gelmedi er ya da geç benim bu durumu çakacağım? Yapma Allah aşkına yani zaten kuralları önemseyen biri değilsiniz ki. Belki bir tane de benim için çiğnersiniz diye düşündüm. Seni doktor olarak işe alamam. Ama burada kalıp bana fikirlerini söyleyebilirsin. Çay demlersin, kahve yaparsın. En azından seni tutup tutmayacağıma karar verene kadar. Nasıl yani? Sekreterin olmak için mi bu oyunu oynayacağım ben? İyi tamam, asistan diyelim. Kızma canım. Benim hayalimdeki iş bu değil ki. Senin hayalindeki ünvan bu değil. Eskişehir. Ünvan. Eskişehir. 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 Tamam, vitallerini takip edin. 2000 cc izotonik verin. Çıkın şimdi, izin verin bana. Dört gün oldu. Burada derslere giriyorum. Normalde gözünüzden kaçmazdı. Nasıl, memnun musun yeni işinden? Fena değil. Emekliliğimde cebimde para olacak gibi gözüküyor. Oh oh, ne güzel. İnsanın hayalleri tabii bu kadar küçük olunca. Ne yapacağız? Kalkıp seni yargılayacak halim yok değil mi? Vallahi inanmazsınız ama orada tanı bölümünün başındayım. Aa, vallahi inanmam. Ne geziyorsun burada? Sizin girmek istemediğiniz derslere giriyorum. İpek Hoca rica etti. Kıramaz. İpek Hoca'sını kıramaz. Zamanında çatır çatır kırdın ama kadıncağızı. Ha? Unuttun mu? Neden ispiyonladınız hastanızı? Maşallah. Anında yetiştirdiler ha? Kim? Söyle bakalım. Kim yetiştirdiyse şimdiye kadar çoktan kovulmuştur muhtemelen ama... Yine sen bana bir plakasını söyle. Gamze. Plaka lazım bana. Gamze Yüzbaşı. Sizi nasıl buldu sanıyorsunuz? Bana ulaştı. Ben de size yolladım. Ne yapsın kadıncağız tabii. Hayallerini sana teslim edecek hali yok. Değil mi? Hiçbir anlamadım onu. Peki madem ispiyonlamadınız, neden ispiyonladığınızı söylediniz? Bazı musluklar su sızdırıyordu. Vanaları şöyle iyice bir kapatayım dedim. Neden önemliydi ki vanaları kapatmak? Çünkü kimseyi ilgilendirmez bu. Çünkü Gamze Yüzbaşı oradaki en güvenli pilot olacak. Yanında oturan, kafasında patlamaya hazır bir anevrizma olduğundan habersiz pilottan çok daha bilinçli olacak. Aldı mı? Peki. Peki. O zaman. Peki. Varsa daha iyi bir sebebin. Buyur hadi yolla gelsin. Var. Sen kimsenin hayallerine kıyamazsın hocam. Güzel şiir olur ondan. Devamını getirebilirsen harika şiir olur. Sen kimsenin hayallerine kıyamazsın hocam. Ki kıysan bile o hayaller elinden kayar gider. Bir köpük misali. Sen kimsenin hayallerine kıyamazsın hocam.